Evet değerli arkadaşlar, cemiyetten selamun aleyküm. Şu anda Bursa'da Yeşil Medrese önündeyiz. Yeşil Medrese, Yeşil Türbe, Yeşil Cami. Burası Çelebi Mehmet Külliyesi içinde. Yeşil Sultaniye Medresesi. Külliye bütünü içinde yer alan medrese Çelebi Sultan Mehmet tarafından 1419 yılında yaptırılmış. Osmanlı döneminde Bursa'nın en önemli medresesi olduğu bilinmektedir. Dikdörtgen bir avlu, etrafında 13 oda, bir müderris odası ve giriş eyvanında ibarettir. 1975 yılından bu yana Türk İslam Eserleri Müzesi olarak hizmet vermektedir. Şimdi medresenin içine doğru ilerliyoruz. Evet, medresenin duvarları moloz taş ve tuğla karışık olarak inşa edilmiş. Buradan medrese odalarının pencerelerini görüyoruz. İstanbul'da Türk İslam Eserleri Müzesi'nde çekim yapmaya izin vermiyorlardı. Burada çekim yapma izni var mı bilmiyorum. Evet, medresenin kuzey giriş tarafına geldim. Evet. Evet, Yeşil Türbe, Yeşil Medrese, Çelebi Sultan Mehmet Külliyesi içinde. Burada bir kitabe var. Tabii ki kitabeyi okuyamıyoruz. Evet, bu medrese bugün Bursa Türk İslam Eserleri Müzesi olarak kullanılıyor. Burada kare bir iç avlusu var. Bu avlu çevresinde dershane odaları var. Hemen bir dershane odasına giriyorum. Evet. Burası Yeşil Türbe'nin, orası da Yeşil Cami'nin maketi. Evet, burada bir oda ama medrese odası değil. Medrese odası ama ahşap işçileri bazı ürünlerin sergilendiği bir oda. Evet. Fazla zaman kaybetmemek için buraya personel harici girilmiyormuş. Yine burada bir oda. Tekke Zaviye Dergah Odası. Evet, burada yine bazı eşyalar sergileniyor. Evet, medresenin ona batı ve doğu tarafında eyvanlar var. Evet. Sana şu kapılarda bilgi olsaydı. Burada tarihi paraların sergilendiği bir oda orası. Burada hat
sanatı eserleri var. Burada halı ve kilimlerin sergenliği, büyük eyvan, kuzey eyvanı. Kıyafetteki renkleri, evet. Evet, burada şamdanlar var. Yine burada kıyafetler. Şamdan. Evet, bu yeşil türbenin kapı perdesiymiş. Bu yeşil türbenin mihrap perdesiymiş. Yani mihrabın yanında ki perdeymiş. Evet. Evet, burada kumaş ve telkari eserleri var. Şöyle göstereyim. Hemen burada kahve ve kahvehane kültürü, fincanlar. Sergileniyor. Evet, hemen buradan da çıkıyoruz. Burası Doğu Eyvanı. Bursa İpek Koza resimleri var. Burada yine Beykoz camları ve madeni bazı eşyalar sergileniyor. Hemen buradan yan tarafa geçiş var. Burada da Osmanlı seramikleri sergileniyor. Evet, şöyle paylaşalım. Evet, şunları da göstereyim. Buradan da çıkıyoruz. Evet, ziyaret açık. Son odamız Karagöz Hacivat odası. Evet, burada Karagöz Hacivat oyunları sergileniyor. Evet değerli arkadaşlar, Yeşil Medrese'den
iç avludan bu görüntülerle. Hoşça kalın.